Merhaba Lap Akademi'den ben Orhan Çakan. Videomuza hoş geldiniz. Metler Toyo Türkiye sponsorluğunda sizlere ulaştırdığımız bu videomuzda doğru terazi seçiminde izlemeniz gereken 5 önemli adımdan bahsedeceğim. Hadi gelin videomuzda bu 5 önemli adımın neler olduğunu detaylıca görelim. Bu videomuzda sizlere yol gösterecek risk analizlerinizde kullanabileceğiniz 5 temel adımdan bahsedeceğim. Öncelikle doğru terazi seçimi için gerekli adımları sayalım. 1. Kapasitenin belirlenmesi yani maksimum tartım miktarımızı belirleyeceğiz. 2. Minimum tartım miktarı yani en küçük net ağırlığı belirleyeceğiz. 3. Tartım doğruluğunun belirlenmesi. 4. Tartım toleranslarının hesaplanması. 5. Maddemiz doğru bileşenlere sahip terazinin seçimi. Evet şimdi bu adımları detaylı olarak görelim. Birinci basamak olan kapasiteyi belirleme adımı ile başlayalım. Yanda gördüğünüz formülasyon tablosunu örnek olarak alalım. Bu tabloda 1 kilogramlık bir ürün üretmek istediğimiz görünüyor. Ve ayrıca tartım kabımızın darasının da 500 gram olduğunu görüyoruz ve bu durumda toplam ağırlığımızı 1500 gram olarak hesaplayabiliriz. Bu şu anlama geliyor. Bizim için 1500 gram bir tartım alabilecek kapasitede terazi ihtiyacımızın olduğunu belirtiyor. Metler yüzde %1 doğruluk ile verilmiş terazi seçim listesine baktığımızda da şu an yanda görmüş olduğunuz listede XPR 2002S, XPR 2003SC, XPR 4002S XPR 4001S ve XPR 5003S modellerinin yükleme kapasitelerinin bizim için uygun olduğunu görüyoruz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir başka husus var. Bu ise tartım ihtiyaçlarımız. Yani bizim için optimum koşullardaki teraziyi seçmek için tartım ihtiyaçlarımızı belirlememiz gerekiyor. Eğer prosesimizde hiçbir zaman 4-5 kilogram yüklere çıkmayacaksak bu kadar yüksek kapasiteye sahip terazileri direkt eleyebiliriz. Böylelikle yatırım maliyetlerimizi de optimize etmiş oluruz aslında. Bu durumda XPR 2002S ve XPR 2003SC modelleri sanki daha uygun görünüyor. İşte i̇htiyacımız olan yükleme kapasitesine göre terazilerimizi aşağı yukarı belirlemiş olduk. Şimdi ikinci basamağa geçelim. Bu basamakta da minimum tartım miktarımızı belirleyeceğiz. Minimum tartım miktarı formülasyondaki en az tartım miktarına eşit olan miktardır aslında. Yine yandaki tabloda yer alan formülasyonda gördüğümüz %0.2 veya 1000 gramda 2 gram olarak tartılan parfümün minimum tartım değerine sahip olduğunu görüyoruz. Böylelikle biz minimum tartım ihtiyacımızı da 2 gram olarak belirlemiş olduk. Yani terazi en az 2 grama kadar tartım alabilmeli. Bunun altına da düşebilir. Bu bizim için bir avantaj olabilir farklı analizler için. Ama bu minimum tartım değerinin üzerinde tartım alan teraziler bizim için uygun değildir. Terazi seçim listemizi tekrar bakacak olursak XPR4001S modeli elenmiş oldu böylelikle çünkü minimum tartım değeri yüksek. Minimum tartım miktarına uyan terazileri de böylelikle belirlemiş olduk. Üçüncü adım ise kritik olan tartım doğruluğunun belirlenmesi. Burada ihtiyacımız olan tartım doğruluğunu belirlememiz gerekiyor. İncelediğimiz listede %1 tartım doğruluğuna göre oluşturulmuş minimum tartım değerlerini görüyorsunuz. Yanındaki tabloda gördüğünüz değerler %1 doğruluğa göre oluşturulmuş. Eğer tartım doğruluğumuz değişirse... Terazilerinin minimum tartım miktarları da değişir. Bu çok önemli. Bu nedenle prosesinizin ihtiyaç duyduğu tartım doğruluğunu net bir şekilde belirlemelisiniz. Örneğin şöyle bir soru sorulabilir burada. Tartım doğruluğu %1 değil de %2 olursa ne olur? Metler toydonun terazi seçim kılavuzunda değişen doğruluk değerlerine göre terazi seçim tablosundaki minimum tartım miktarlarını hangi kassa ile çarpacağınızı gösteren ayrı bir tablo var. Yine yandaki tablonun en altında bunu görüyorsunuz. Bu tabloya göre eğer doğruluk %2 olursa tartım almak istediğimizde terazi listesinde yer alan minimum tartım değerlerini ikiye bölmeliyiz. İkiye böldüğümüzde yeni sonuçlara göre tüm terazilerin minimum tartım değerlerinin de değiştiğini görüyorsunuz. Bir diğer örnek olarak bu defa tartım doğruluğumuzu daha hassas hale getirelim. %01 olarak alalım. Yeni tartım doğruluğu değerine göre artık minimum tartım miktarlarımızı tabloda yer alan değerlerin 10 katı ile çarpmamız gerekiyor. Ve bunun sonucunda çıkan yeni değerler bizim minimum tartım değerlerimiz olacak. Yeni değerlere göre bu doğruluk seviyelerinde bir önceki seviyede uygun olan XPR 2002 S modelinin minimum tartım değerinin 8.2 gram olması nedeniyle artık uygun olmadığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi değerler değişti. Burada 1500 kilo kilogram yükleme kapasitesini bize sunabilen teraziler arasında XPR 2003 SC modelinin daha uygun olduğunu görebiliriz. Böylelikle doğruluk değerlerimize bakarak uygun terazileri de belirleyebildik. Bu nedenle doğruluk ihtiyaçlarının belirlenmesi terazi seçiminde çok önemli bir kritik nokta. Bu örneklerden de gördüğünüz üzere minimum tartımlarımızı doğruluk ihtiyaçlarımıza bağlı olarak değişen değerler aralığında olduğunu görüyoruz. Ayrıca minimum tartım değeri yaşayan bir değer. Yani sürekli değişir. Yeni bir tartım değeri belirleme iş Işleminde bir önceki yıl aldığınız değeri bir sonraki yıl alamayabilirsiniz. Her yıl yapılan kalibrasyonlar ile bu değer değişiklik gösterir ve bu yeni değere göre sertifikasyon yapılır. Çünkü bu değer sadece tartım doğruluğu ile ilgili olan bir değer değil. Yani ne dedik yaşayan bir değer. Ortam koşulları ile yakından alakalı. Eğer ortam koşullarınız çok iyiyse minimum tartım değeriniz de o kadar iyi olur. Ama ortam koşullarınız kötüyse bu değer yukarı yönüne artma eğilimindedir. Dördüncü basamağa geçecek olursak, dördüncü basamak olan tartım toleransı ise kalite sistemler ve düzenlemeleri ile belirlenir. GMP, USP, 41 ISO, EP gibi farmakopiler tartım toleranslarından bahseder. Bu dördüncü basamakta referans kılavuzlara göre tartım toleransınızı belirlemelisiniz. Evet, beşinci ve son basamak ise doğru terazinin seçimi. Bu saydığımız ilk 4 madde ile birlikte okunabilirlik, bilgisayar yazılım entegrasyonu, kefe şekli, statik yük giderme ihtiyacınız gibi diğer parametreleri de belirleyip doğru teraziye karar verebilirsiniz. Son olarak terazi satın alma proseslerinizde bu süreçlerin doğru yönetilmesi size ne kazandırır sorusunu cevaplamak istiyorum. Terazilerin proses ihtiyaçlarınıza göre uygun seçilmesi öncelikle tartım güvenliğinizi artırır, doğruluğu artırır, maliyetleri azaltır, gereksiz veya yanlış yatırım risklerini ortadan kaldırır. Analistler için daha kullanıcı dostu teraziler seçebilirsiniz ve daha iyi şartlarda çalışmalarını sağlayabilirsiniz. Ve tüm bunlar sonuç olarak kaliteye etki eder. Şunu unutmayın, doğru analizler doğru terazi seçimiyle başlar. Ön analitik evrede terazi proseslerinizden gelen hata toplam hatanın içerisinde çok yüksek bir paya sahiptir. Bu hatayı azaltmanın yolu ise doğru proses için doğru teraziyi seçmekle başlar. Daha mükemmel terazi prosesleri için bir Toyota uzmanıyla iletişime geçebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Toyota uzmanlarından bir destek talebinde bulunabilirsiniz. Videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız yeni etkinliklerimizden, web seminerlerimizden hem de bu tarz bilgi laboratuvar içeriklerinden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşene kadar hoşça kalın arkadaşlar.